Haldun Domaç da şöyle yanımıza geldi. Öncelikle ona bir günaydın diyelim. Nasılsınız bugün? Çok teşekkür ederim. Günaydın Demet. Bu sizlerin özel gününü kutlayarak başlamak istiyorum. Biliyorsun 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme seçilme hakkı, evet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmişti. Bugün kadınların kadın hakları günü olarak kutlanıyor. Sizleri tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ülkemiz adına da gurur verdiğimiz bir durum. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Şimdi manşetleri aktardık. Süremiz yettiğince hem Galatasaray hem de özellikle Fenerbahçe Beşiktaş kısmına Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına değiniriz. Bir Galatasaray yapmak istiyorum. Çünkü az önce okuduğum bazı haberler üzerine sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Osimhen artık tek başına başlıklı bir haber okumuştum az önce Fanatik gazetesinde. Icardi varken çift forvet, üçlü savunma tercih eden bir Okan Buruk vardı. Ama Icardi'nin yokluğunda artık eski sisteme mi dönülecek ve beraberliklerin de gelmesiyle birlikte farklı bir formasyon bekliyor musunuz Sivasspor karşısında? Ben artık tek forvete dönüleceğini düşünüyorum. Bunu seninle de konuşmuştuk. Icardi Osimhen farklı, Batshuayi Osimhen çok farklı. Batshuayi Osimhen ikilisi birbirini tamamlayan ya da oyunun gelişimini sağlayabilen ikili oluşmuyor. Çünkü Icardi'nin şöyle bir özelliği var. Icardi bir istasyon oluşturabiliyor ve pas olarak da oyunun yönlendirilmesini sağlıyor. O iç koridor paslarıyla zaman zaman kanatlara gönderdiği o ince toplarla farklı bir özellik taşıyor. Bunu vurgulamam gerekiyor. Bu arada İtalya kaynaklı bir haber var. Galatasaraylıları biraz Galatasaraylıların hoşuna gidecek haberi verelim. 3 yani Paris Saint-Germain, Suudi Arabistan ekibi istiyor diyorlar Osimhen'i. Ama Osimhen bu sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağım, sonrasında düşüneceğiz diye bir cümle kullanmış İtalyan basınına. Bu da herhalde Galatasaraylıları çok mutlu edecek. Çünkü burada son derece mutluyum ve sezonu burada tamamlamak istiyorum diyor. Bunu eklemek istedim. Galatasaray'ı konuşacaksak, yani satır başı şeklinde konuşacağımız için bir iki cümle daha söyleyeyim. Tabii istersen buyurun. Galatasaray'a yönelik olarak. Galatasaray'ı zor bir süreç bekliyor. 2 maç var. 2 maçta ağır şartlarda oynanacakmış gibi görünüyor şu anda. Sivas karşılaşması, ben şöyle bir baktım. Sivas Spor son antrenmanını, dünkü antrenmanını sadece 45 dakika yapabildi. Kar yağışı ve zemin nedeniyle antrenmanı tamamlayamadılar. Bu da ağır bir sahanın, karla kaplı, belki buz kar gibi olmayacak, evet, buz gibi bir havanın beklediğini Galatasaray'ı söyleyelim. Sonrasında da Malmö'de benzer bir durum söz konusu olabilir. Çünkü oradaki kış şartları da daha ağır olabilir. Yani Galatasaray iki zorlu maçı arka arkaya oynayacak. Bunu özellikle söylemek istedim. Peki buradan Fenerbahçe'ye geçeceğim. Sonrasında Beşiktaş'a bağlarız oynanacak karşılaşmaya dair ama Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını bir konuşalım. Dün Gündem özel programında kendisi bizlerin konuğuydu. Hem haberlerde hem manşetlerde çok fazla okuduk, çok fazla gördük ki bugünün gündem başlıklarından da ilki olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi çok konu var bahsettiği. Hangisinden başlasak bilemiyorum ya da hangisini ön plana çıkarsak sizin için nasıl bir programdı, neler söylersiniz? Ben genel olarak konuşayım istersen. Buyurun, evet. Daha çünkü tek tek konuşursak süremiz yetmeyebilir. Evet. Yani o cevap, bu cevap, o iddia, bu tabii iddia diye konuşmayayım. Bir kere yayıncılık açısından kanalımı kutluyorum. Yani 2 gün arka arkaya gerçekten de Türkiye'nin gündemi olacak bir yayıncılık başarısı ortaya kondu. Onu söylemem gerekiyor. Önce Dursun Özbek'in, Galatasaray Başkanı'nın, sonra Fenerbahçe As Başkanı'nın yayında arka arkaya yer alması, birbirlerine yanıtlarını vermesi, iddialar ortaya koyması yayıncılık açısından baktığımda gayet güzel. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor, özellikle söyleyeyim. Bu açıklamalar, bu işte iddialar iki güzide camianın bir arada olmasını güçleştiren konular. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Yani hem başkan hem as başkan ne yaptılar dersen, kendi camialarını konsolide ettiler. Yani önce Dursun Özbek kendi camiasını konsolide etti, bir bütünleştirdi. Sonra da Acun Ilıcalı çıkınca o da Fenerbahçe camiasını konsolide etti, bir araya getirdi. Dolayısıyla sonuçta şunu söyleyeceğim, yani bu iki camianın gerilim halinde olması Türk futbolu için bir yarar değil.
Bir an önce keşke başarabilip aynı masada otursalar. Mesela aynı anda bir televizyon programında yer alsalar çok daha iyi olur ülkedeki futbol barışı açısından diye düşünüyorum. Böyle söyleyeyim çünkü tek tek cevap Çok verirsem bir haklısınız. O hayli kadar vaktimiz de yok ona zaten. hiç vaktimiz yok. Evet. Peki takımlara geçelim isterseniz. Fenerbahçe ile devam etmiş olalım. Sakat oyuncular takıma döndü. Çağlar Söyüncü çalışmalara başladı. Mert Hakan'ın da yine geri dönüşü bekleniyor. Ama bu mutlu haberlerin yanında Mourinho'nun tercih anlamında zorlanacağı konularda olacak gibi duruyor. Özellikle 11 konusunda. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ne kadar zor bir karar sizce? Tabii ki şöyle söyleyeyim, yani teknik direktörlerin ellerinin zengin olması bir avantajdır. Şimdi burada yapacağı iş şu, işte burada kalite, beceri, tecrübe burada ortaya çıkacak. Yani teknik direktör ağırlığını burada hissedeceğiz. İşte bu geniş kadro içerisinden en doğru 11'i sahaya sürmek ve o hamleleri en doğru şekilde yapmak teknik direktör kalitesini ve becerisini ortaya koyacak. Geçen maçta bunu çok net bir şekilde ortaya koydu Gaziantep Futbol Kulübü maçında. Sonradan oyuna giren oyuncular oyunun gidişatını değiştirdi. Başlayan oyuncular oyunun başında iyi oynadı. Netice itibariyle bu teknik direktör için gerçekten önemli bir avantajdır. Bu avantajını Mourinho iyi kullanacaktır diye düşünüyorum. Hani bazen de şöyle söylenir, hani çok fazla seçeneğim de yok. Mesela bunu da yaşadı, onu da özellikle söyleyelim. Bunu da yaşadı deplasmanda biliyorsun Slavia Prag maçında. Orada da sadece 5 oyuncusu vardı kenarda. Orada da doğru hamleleri yapıp oyunun ikinci yarısında farklı bir görüntü sergiledi. Yani şöyle söyleyelim, ben özetle şunu söyleyebilirim. Mourinho ligimize alıştı, oyuncularımızı ve oyun performanslarını kendi takımı adına da tanıdı, rakip takımlar adına da tanıdı. Bu önemli bir avantaj diyebilirim. Benim en merak ettiğim 11 özelinde konu Oğuz Aydın'ın 11'de başlayıp başlamama ihtimali ve tabii ki Edin Dzeko El-Nesyri ikilisinden hangisini seçeceği, bu konuyla ilgili bir düşünceniz var mı? Demet, benim doğrumu söyleyeyim önce. Edin Dzeko En-Nesyri konusunda benim doğrum şu. En-Nesyri ile başlamak oyunun ikinci yarısında belli dakikalarda 60'lar 65'ler gibi yani rakip savunmaların biraz daha dikkatinin dağıldığı, kondisyon olarak fizik direnç olarak biraz daha aşağı geldiği noktalarda Edin Dzeko'nun kalitesini kullanmak bence daha doğru. Yani benim kanaatim bu. Son haftalara baktığımızda da genel olarak Mourinho'nun da böyle yaptığını görüyoruz. Yani En-Nesyri ile başlıyor. Yani genel olarak diyorum. Çünkü mesela şeyde öyle başlamadı ama genel önce En-Nesyri ile başlıyor. Sonra hamle oyuncusu olarak tam rakip savunmaların dirençlerinin düştüğü anlarda Dzeko'yu kullanıyor. Bu doğru bir hamle. Ben bunu böyle bir durum olacağını yine düşünüyorum. Enerjisi yüksek bir En-Nesyri ile başlayacağını düşünüyorum. Oğuz Aydın eğer forma adaleti diye bir şey düşünüyorsak Oğuz Aydın da oynayacaktır. İlk 11 başlar diye düşünüyorum. Peki Beşiktaş'a geçelim. Tabii gönül isterdi ki Beşiktaş'ta da 11 ihtimallerini konuşalım ama gündem seçim şu anda siyah beyazlarda. Serdar Topraktepe ile devam edilecek. Bu ay sonunda gerçekleştirecek seçime kadar sonrasında bir değişiklik yaşanabilir tabii duruma göre. Sizin bu seçim süreciyle ilgili yorumunuzu almak istiyorum. Çünkü eski başkan adaylarından, eski başkanlardan birçok açıklama geliyor ama bir yandan da diğer yılda bir seçim olacağı için bu ay olacak seçime de aday olmaları da beklenmiyor bu isimlerin. Neler söyleyeceksiniz? Önce şunu söyleyeyim, Ernest Muçi'nin sakatlık sorununu çözdüğü, Félix Udokaí için de bir çaba sarf edildiğini vurgulayalım. Hani bu da biraz daha zenginlik oluşturabilir, en azından iki Tabii oyuncu doğru. dönüş yapabilirse. Biraz zor Félix bence ama Ernest Muçi'nin döndüğünü söyleyebiliriz. Şimdi Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel çok doğru bir karar aldı ve kongreye gidiyor. Beşiktaş 22-29 Aralık'ta olacak. Tabii genelde birincisinde olmuyor, ikincisinde oluyor bizde kongreler. 29 Aralık'taki kongrede ben sadece şu noktayı görüyorum. Hüseyin Yücel belki bir ihtimal olarak da Serdal Adalı. Çünkü onun açıklamaları sanki böyle biraz muğlak. Yani çalışıyoruz.
genel olarak yapı üzerinde ne olduğuna bakıyoruz, kulübün giderini gelirini hesaplıyoruz gibi cümleler kullandığı için belki bu süreyi kullanabilir miyiz diye düşünüyor. Kullanabilir mi? Zor bana göre. Çünkü çok kısa bir süre kaldı. Ama Mayıs için daha güçlü bir şekilde kongre yapılacaktır. Hemen şunu söyleyeyim. Tabii. Birincisi bu kongrenin arkasından 6 ay sonra tekrar kongre yapılacak. Aynen. Yani bu olağanüstü kongre olduğu için kim seçilirse seçilsin 6 ay sonra yani Mayıs ayının sonlarında tekrar sandık başına gidecek. Beşiktaş Genel Kurulu gerçekleşecek. Şunu da vurgulamam lazım. Hüseyin Yücel'in bir planı var. O planı da istersen ortaya koyalım. Hüseyin Yücel'in planı şu. 29'undaki seçimi kazanmak. Bir bu. İkincisi seçimi kazandıktan sonra Sergen Yalçın'la masaya oturup bu kez bak ben kulüpte başkanım. Her şey istediğin gibi olacak deyip Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek. Özellikle kongrede Hasan Arat'a yakın diye düşünülen isimlerle vedalaşmak yani o kongre sürecindeki listeyi oluştururken böyle yapacak. Primlerin ödenmesi söz konusu ki 11 milyon euroluk bir prim ödedi. Aralık evet. 29 yani seçime kadar primleri ve maaşları daha fazla ödemeye çalışacak ve en sonunda seçildiği andan itibaren de iki tane gövdeli transfer daha yaparak en azından şunu anlatmaya çalışacak. Yani ben bu kulüpte bakın bütün bunları yapan başkan olarak yeniden göreve talip olmak istiyorum diyebilir. Bunlar tabii ki saha sonuçlarıyla desteklenirse o zaman ikinci seçim için de Hüseyin Yücel söz konusu olabilir. Ama saha sonuçları bunları desteklemezse ciddi manada sıkıntılar çıkabilir diye düşünüyorum. Peki son bir dakikamız. Peki bu ay sonunda yapılacak seçim için şimdi farklı bir aday çıkması beklenmiyor diğer seçiminde olacağı için ama sonuçlarla birlikte fikir değişebilir mi sizce diğer aday olma ihtimali olan kişiler arasında? Şimdi ben aday olma ihtimali olan kişilerin hepsinin şöyle Beşiktaş aslı olan Beşiktaş'tır ama şu anda görev almayacağız gibi algılıyorum. Yani hem Yıldırım evet. Demirören konuştu, hem Fikret Orman konuştu. Serdal Adalı. Emre Koca da Serdal Adalı biraz daha ortada bıraktı. Evet. Onu söylüyorum ama o da olmaz diye düşünüyorum. Son 30 saniye bu arada. Kısa çünkü. Çok kısa süre. Onun için olmaz diye düşünüyorum. Yani benim düşünceme göre tek adaylı bir seçim gerçekleşecek ve Beşiktaş bundan sonra yoluna Hüseyin Yücel'le devam edecek. Düşüncem bu. Peki teşekkür ederim size. Hoşça kalın. İyi sabahlar dilerim. Ben teşekkür ederim. İyi sabahlar. Kolay gelsin. Haldun Domaç'ı uğurluyoruz değerli izleyenler. Bağlantımızı noktaladık. Sabah sporundaki bu saat dilimlerimizin sonuna geldik. Bir reklam arası verelim. Saat başında stüdyo konuğumuz Savaş Çorlu olacak. Ben de buradayım. Sizi de bekliyoruz.